Alem İslam uyuyor. Ya bir sen uyanıksın bir de ben uyan. Uyuyormuş. <laughs> Artık uyuyacak hiç kimsenin şansı yok. Ama her şeyin bir olgunlaşması var. Böyle 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 böyle. Böyle 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 olacak. Kaynayacak fokur fokur. Öyle bir hadise gelecek ki yeter olan diyecek. Hamiyet Ali'ye feveran edecek. Feveran edecek ve Hazreti Mehdi başına geçecek. Siyasi Mehdi Böyle her şeyin bir vakti var kardeşim. Çocuk erkenden doğmaz. Sıkıntılı olur. Vakti var ya. Anne sıkıntı çekiyor diye çocuk erken mi çıksın? Türk milleti ve Türk ordusu. Kılıcını ayağına yani milletini vurdurmaz. Düşmanına vurdurur. Ağlayan alem İslam'ı İttihat İslam'la güldürür. Ya ben bunu dinliyorum da siz canlı ikaz edicilerinizi niye dinlemiyorsunuz? Diyorum ki girmeyin videolara, haberlere girmeyin. Dimağınız zehirleniyor, feveran ediyorsunuz, sisteminiz bozuluyor. Sonuç itibariyle iyi olacak şeyleri surette şey yapıyor. Nefesi zehirli insanları dinleme. Habbi kube yaparlar. Savaşın her çeşidi yapılıyor. En büyük savaş silah değil psikolojidir. Küçük bir yerdeki bütün Müslümanlara böylelikle yayarsın, dimanı çökertirsin, ümitsizliğe atarsın. E ne oldu bildiğinde psikolojin bozuldu, gerildin, şey yaptın, ailedir. Kardeşim girme, girme yani. Bilmeyecek miyiz? Bildin de ne oldu? Laf dinle. Ustad diyor sana, diyor ki kasamda nefesi zehirli insanları dinleme, Dimağınız zehirlenir. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala resulina Muhammedin salavat. Geceniz gündüzünüz mübarek olsun. Evet. Cenab-ı Hak bizi bizi bırakmasın. Bu dini mübine hizmetçi eylesin inşallah. Arkadaşlar bu dinin sahibi Allah'tır. Allah vardır ha. Hayal değil ha Allah. Allah hakikaten var ve Allah işin başında. Buna bir inanabilsek fikriyatımız var da hissiyatımız yok. Buna bir inanabilsek ya Allah hakikaten var ha. Şaka zannediyor ben bunu söylerken. Diye diye kendime telkin ediyorum. Şuur altına atıyorum. Hakikaten Allah bir alemimde otursa hayal gibi Fenerbahçe Galatasaray tarafkiri gibi bir şey yani. İslam bir taraf değil. değil. Bizzatı yaşanan var olan bir dünya içeride. Fikri değil yani. Hissi bir Allah var ha. Ve işin başında kainatın patronu da odur. Her şeyi şu anda biliyor. Senden daha fazla merhametli Hepimizden daha merhametli Daha ilim sahibi Her şeyin kuşatmış Evveli, ahir, zahir ve batın Her şeyi kuşatan o Şimdi mektubat 57'den okuyacağım Burayı ders yapmak her yerde olmaz Herkeste olmaz Yani bunu yapamaz Olmaz Çünkü bunu çok mutadit defa Rüştü ders aldık. Bu okuyacağım yer Bu zordur Burası zordur Bir de en zor yer Külliyatta bu içtimai zor Kastamonu 81'dir Kastamonu bir yerde çok nadir bir defa yapmışım zannediyorum. 81. O da acayip bir yerdir. Şimdi burası hulasa etmek istiyorum. Maddi ve manevi ordular var diyor. Yani şu anda İslam'ın musallah ordusu var. Maddi ve manevi ordu var. Mektubat 440'ta. İstersen bir orayı açan bir gösterelim orayı. 440. Ha burası. Onlardan bir tanesi Seyit Ahmedi Sünüsü varmış. Maddi. Nerede? Nerede olduklarını orada bulundukları yerdedirler. Bunlar ne yapıyorlar? Ne kadar nüfusları var alem İslam'da? Milyonlar müride kumandanlık ediyor. Seyit İdris gibi diğer bir zat varmış. Yüz binden fazla Müslümanlara kumandanlık ediyor. Bu asker bir zatı. Seyit Yahya varmış şu anda yeryüzünde. Seyit Yahya. Bir başka Seyit. Yüz binler adamlara emirlik ediyor. Birleşik Arap emirlikleri, kuvvet emirlikleri böyle. Katar emirlikleri gibi. Emir. Kimmiş o? Seyit Yahya ve Akeza. Bunlar maddi. Daha Va var diyor. Bu Seyitler kabilesinin efratlarında böyle zahiri karamalar çok olduğu gibi var. Dur her şeyin bir vakti var kardeşim. Çocuk erkenden doğmaz. Sıkıntılı olur ondan sonra. Vakti var ya. Anne sıkıntı çekiyor diye çocuk erken mi çıksın? şimdi? Işte. Her şey bir vakti var ya. Vakti var. Rahat olun. İstikbal bizim. 30'u verip üçüsü alan etmiyor zarar. Şimdi okuyacağım yerleri göreceksiniz. Siz de rahat olacaksınız. Ben çünkü nefesi zehirli, ne ettiği belli olmayan küçük bir hadiseyi lehinde olanı aleyhinde, aleyhinde olan lehinde gösteren haberlere dinleyecek kadar öyle zamanım yok. Yani lehinde olanı, aleyhinde, aleyhinde olanı. Doğru söylediklerini nereden biliyorsun? Hamas kendi başına hareket ettiğini. Hamas, Araplar niye sahip çıkmıyor? Hamas Arap değil ki. Celaleddin Harzemşah'ın torunları olan Harzemilerdir, Türktür. Anadolu insanıdır. Türk derken ırk değil. Amerika'nın gücü olsaydı bir dakika durmaz. Amerika'nın kalbine hançerleri bangır bangır vuruluyor, kıpırdayamıyor. Suriye'deki petrol tesislerine, silah depolarını kimindir, benim midir? PKK, YPG gözü, görünümlü. Amerikan bizim diyor kara askerlerimiz. Öyle demedim. Bizim karada savaşta askerlerimiz. Oradaki petrol yatakları kime gidiyordu? Amerika'ya. E nasıl vuruyorsun sen onu? Gücün vardı ondan. Kardeş sahada göreceksin. Bırakın o haberleri ya. Müslümanın kalbine ançel şey yapmaya çalışıyor. Yani görün. Baksana bangır bangır duman ediyor. Nereye vuruyor? Amerika'ya vuruyor. Bil fiil. Savaş eskiden beri var. Zaten 2023 derdim burada. Temmuz-Ağustos'un sonuna doğru başlayacak. Dedim ya bir iki ay neye geç olmuş? Meğer alttan yapılıyor. Kardeş harika ya. Harikaya. Bak neler neler gördük. bak. E peki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Kıyamete yakın Yahudilerle Müslümanlar savaş yapmadıkça, Müslümanlar galip gelmedikçe kıyamet kopmaz. Burada ne diyor? Müslümanlarla Yahudi demiyor. Yahudiler diyor. Şu anda bu olay Müslüman görünümlü veya Müslüman olup olmadığını bu olay seçiyor. E hep diyordum hatırlar mısınız? İran, İsrail, Amerika birdir derdi. Nedir o Lübnan'daki e, Hizbullah? Ne alakası var kardeşim? Eli sünnet düşmanı ya. Bunları gazi sevmez ki. İran onların taraftarı. Çünkü ehli sünnet düşmanıdır İran. Hiçbir zaman kafirle savaşmamış. Ya dilim böyle güzel büyük görün resmi. E Türkler de gelecek. Onların Torasında, Tevrat'ında bak neler diyor. Ya her akşam anaman ders yapıyoruz ama ikide bir beni gündüz rahatsız eden kardeşlere söylüyorum. Ben herkese tek tek bunu anlatabilir miyim ya? Anlatamam ki. Girmesen o çöplüklere bir şey olmuş bir çocuğu gösteriyor çoğaltıyorlar altıyorlar, e, moralı bozmak tamam külli bak bak başka kimler var. Seyit Abdülkadir Geylani bu şuraya kadar maddi komutanlardı. Seyit Abdülkadir Geylani, Seyit Ebul Hasen'in Şazeli, Seyit Ahmedi Bedevi gibi manevi karamanların karamanları da varmış. Bunlar ha ismine mazar olduğu için 3 kişi. Seyit Abdülkadir Geylani, Ahmedi Bedevi, Ebul Hasen'in Şazeli, Hay ismini mazar oldukları gibi hayattaymış gibi icraatları var usta diyor. Şu anda e, hilafeti deruhte eden bir Türkiye var. Ayasofya neydi? Hatırlar mısın? Ayasofya açılınca kendi siyasi, askeri, ekonomi dört sahada kendi gücünden 10 kat daha güçlü olacak. Nedir o? 163 var diye Turgut Özal kaldırdı. İçtimai, siyasi, hukuki, ekonomi sahada kısmen dine alet etmek suçundan yedi buçuk sene arasında yargılandık. Kalktı o. Onu da şehit ettiler ya. Yani. Şimdi kaldı. Onu da kaldırsa bu da bu da karaman olur vesaire. Bu manevi karamanlar yani Ayasofya simgedir, cami değildir. Kapatmakla hilafeti bırakıyoruz. Açma ile hilafeti deruhte ettik diyor. Ayasofya, Ayasofya değil simge, imge, semboldur alem İslam'a yani kullanılan e, metafor yani malzemelere bakın yani. Ayasofya kalkmasıyla hilafeti biz bıraktık. Açarak, niye on katı bu sağda dört tane? Açarak alem İslam'ın muhabbeti geri geri döndü. Bu hilafetle alakalıdır Ayasofya. Taksim'i söylüyorum. Taksim, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'u fethettiği zaman kara, siyah yani orası köy. Ahlaksızlığın oldu yer. Yani onlara bıraktı. Sen özeliniz orada yaşayın. Fakat bunu Hristiyan dünyası dedi ki bu Fatih bize verdi. Abdülhamit bile orada cami yapamadı. Gücü yetmedi. Peki Taksim'de cami yapmanın sembolü nedir? Avrupa'nın siyasi ve askeri kolunun kesilmesidir. Hangi sahada? La kardeşim sen jandarmayı, jandarma Fransızca demek. Ordu gibi gözüküp ordudan müstakil çalışan jitemleri kuran ve faili meçhullerini yapan jitem işte o. Onu sivile bağlayacaksın. Normal mi? Yani tarihi ya değil yaşadığımız dünyada siz gençler yaşamadığınız için bilmiyorsunuz. Jandarmayı sivile bağlamak bir inkılaptır. Sivile bağlamak. Jandarma ordudan müstakil. Avrupa'nındı, Fransa'nındı. Bütün o jandarma kuruluşlar Fransa kurmuştu. İşte onu Taksim'e cami yapmak Avrupa'nın siyasi ve askeri kanadının makaslamasıydı. Kesildi. O'ydu yani. Güç. Semboldür. Buradayım. Yoksa cami derdi değil ki. tepenin bir tanesi de Çamlıca depresinde cami yapılması bu memleketin sahibi biziz. Ayasofya hilafeti derut ettiğini, Taksim camisi Avrupa'nın siyasi ve askeri şey kesildiğini, ordu, musallah ordu, Türk milleti ve Türk ordusunu diyor. Ustad Gayrimülteşi mektubatta Türk milleti ve Türk ordusunu. Kılıncını ayağına yani milletini vurdurmaz, düşmanına vurdurur. Ağlayan alem İslam'ı İttihat İslam'la güldürür. Fetihler olacağını söylüyor usta. Kaç tane fetih olacak? Mektubatta söylüyor. 100 101 bak şaşıracaksınız. Bak burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri ve ayetler bir zamana bir vakte bir millete bir kavme bakmıyor. Külli ve umumidir. Bak ne diyor? resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın umur gaybiyeden haber verdiği gibi doğru vukua gelen işler binlerdi pek çoktur. Biz yalnız cüzü birkaç misal işaret edeceğiz. Bunu görmüyor işte. İşte bir dolara girersen bunu kör ediyorsun, göremezsin. Onun için zaten servis yapılıyor. Girme. Ustad Kastamonu 38'de demiyor mu girme? Ne yaparsın? Kalbin kayar, manevi dinsiz olur. Aklın kayar, manevi bir divane olursun. Girme. Bak şimdi. Girmeyip de bunu dinleseydin alt edecektin. Bak ne olacakmış. Gelecekten bahsediyor. Nakli sayıkatı ile diyor ki ashabını haber vermiş. Kim? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Siz umum düşmanlarınıza galebe edeceksiniz. Umum düşmanlarınıza. Ettiniz demiyor. Edeceksiniz. Hilafeti dörühte etti. Gemi nerede battı burada? Burada battisi gemi buradan çıkacak. Hilafeti gençler sorarlar şimdi belki yeni gençler olduğu için. Hilafet ne demektir? Şu anda NATO veya Varşova Pakti ne demek? İslam Birliği de o. İslam Birliği'nin adıdır. Hil Hilafet. 58 İslam Devleti'nin bir, birliğinin adı hilafettir. NATO gibi. Yani Filistin'in burnu kanasa, Çeçenistan'da birisinin burnu kanasa, o bütün o Osmanlı'nın 58 devleti onu bir görecek. Yani karşısında Osmanlı'yı görecek. Adam bunu kaldırarak hilafeti her devlet kendi başına kalmıştı. Bütünlüğü bozmak. Bak şimdi nereler fethedilecek? E, fethi yapılacak yerlerde hainlik var demektir. Bizim değildir demek. Bak peygamber aleyhissalatü vesselam asabına haber vermiş ki siz umum düşmanlarınıza galebe edeceksiniz. Nereleri ya Resulallah? 1- Fethi Mekke. 2- Fethi Hayber. O içindeki o Yahudi. Hayber. Şu andaki Suudi Arabistan yönetimi. Fethi Şam bizim mi? Fethi Irak bizim mi? Fethi İran bizim mi? Ehli Sünnet düşmanı. Başka hem Fethi Beytül Makdis. Bununla Fethi'ne muvaffak olacaksınız. Peki ne olacak sonra? Hem o zamanın en büyük devletleri olan İran bu tarafın. Öteki tarafın ise sonra Rum padişahları Avrupa ve Amerika. Padişahların hazinelerini beyninizde taksim edeceksiniz. Hem haber vermiş hem tahmini böyle veya zannederim dememiş. Görür gibi ihbar etmiş. Haber verdiği gibi de çıkmış. Çıkacak. Çıkıyor. Ne olacağını zahirdekini tasvirini okuyorum. Burası pek olmaz. 57. Bunu şey için söylemiyorum. Bu, bu sayfa ders olmaz. Bir yerde pek rastlamazsınız. Çünkü Tarihi bilecek. Hadiseyi bilecek. Laykaya hakim olacak. Olacak bu. Ben okuyorum size. İşte böyle bir sırada. Şimdi daha bu uzun sürecek. Bu uzun soluklu bir durumdur. Herkes imtihan olacak. Yani e, kaynaması lazım. Meleme-i Kübra. Ne zaman başlar diyor. Ne zaman diyor hadiste. Peygamber Aleyhisselam. İsrail, Yahuda, Beni İsrail kavmi Şam'dan hak dava ederse yani savaş içenlerse ha bu melemeyi i kübra başladı. Bakıyorum öyle. Başlarsa. O sırada ne olacak bundan sonra? O ceylan pek kuvvetli göründü bir zamanda. Kuvvetli olduğu zaman demiyor. Öyle çok güçlü gözüküyor. Koftur. Onlar nereye güveniyormuş biliyor musunuz? Haşir suresi ikinci ayet. Allah söylüyor. Mealen söylüyorum. Bil mana. Allah'ın tam dediği değil. O kadar şeyler diyor ki. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor değil. Buyurdukların içerisindeki kimlik bu zahir manası. Orada diyor ki onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Kale. Onlar Demir Kubbe'ye kale demiyor mu? Demir Kubbe'ye kale diyor. Öyle mi Kaşet. Bak ne diyor? Onlar da kendilerinin onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ne al? Ama Allah'ın azabı ne yapacak şimdi? Veya de devam edecek onlara beklemedikleri yerden geliverdi. verdi. Hiç beklemedikleri yerden gelecek. O böyle kaleleri çökecek. Ne olacak sonra? O yüreklerine korku düşürdü. Kaleleri çökünce korku giydirecek Allah. Korku, korku diyor yüreklerine düşecek. E ne yapacaklar ondan sonra? Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle harap edilecek. Kendi evini yakıp kaçacak şeydeki gibi. Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı zaman Ermeniler Karabağ. Karabağ'da yakıp yıkıp gide, gittikleri gibi. Bunlar da böyle olacak ve yok edilecek. Şimdi ben buraya geleyim. Bak o Ceyran, ha İsrail'in, Yahudilerin Kur'an'daki insanın nefse emmaresinin vücud haricisidir. Yani dünyayı bir nefis insan kabul edersek dünyanın nefsi Yahudidir. Her organın ölümüne sebep olan kanser hücresi gibidir. Karaciğer, böbrek dalağın hepsini yok edebilen kanser hücresi 8,5 milyar Sırf böyle e, Müslüman düşmanı değil Yahudi. Bunu görecekler hadiseler hadiseler görüyor dünya görüyor görecek. Yahudilerin te Tevrat'ında şu ayet var. Yahudiler e, Tanrı'nın çocuklarıdır. Yahudinin dışında bak kim var? Hepsi Yahudi'nin kölesi ve köpeğidir. Bunun içinde Amerika'da her şey girmiş. Sift eee Türklerin veya Müslümanların düşmanı değil. insanlık düşmanıdır. Bunu insanlık görecek. Şimdi bunlar nefse mağaredir. Bunlar e, rivayetlerde ku, insandaki kuvve-i gadabiyenin temsilcileridirler. Çok gadaptırlar. Bak Allah nasıl ceza veriyor. Gadabiyeleri var. Korkaktırlar. Gadap, korkak ki kendisini yiyor. Çok asabi ama korkak. Kendisini yiyecek. Bak görüyor musun? Bunlar yalancı sözünde durmayan... Peygamberleri katleden Kur'an'daki sıfatlar. Kur'an'da araştırdım. Mehmet Hocam. Kur'an'da Yahudiler hakkında defterime yazmıştım. Daha önceki derslerde de yapmıştık. Çok eski 10 15 sene var. Bunlar e, dini bozdukları için dinsiz. Dinleri vahiyi bozdular. Dinsiz. Peygamberleri katlettiler. Bunlar Yahudi milleti. Ben İsrail. Ahlaksız. Cani. Menfaat perez. Kibir. Korkak olduğunu söylüyor. Bunlar korkaktır. Ee, zaten Tevrat'ın da demeden geçmeyeceğim onu okuyacağım. Yeremiye Bab 4 paragraf 3. Tevrat'ta. Yehuda'da Tel Aviv demek. Yehuda'da bildirin. Yeruşelim'de yani Kudüs'te işittirin ve deyin. Kudüs'te ve Tel bağırın ve deyin. Memlekette boru çalın. Yüksek sesle bağırın. Siren yani. Niye? Ve deyin. Toplanın da duvarlı şehirlere girelim. Siyon'a doğru bayrak kaldırın. Kaçıp sığının. Durmayın. Bayrak kaldırın teslim diye. Niçin? Çünkü Tanrı diyor. Çünkü Tanrı'nın sözü bu. Çünkü ben şimalden, şimal neresi? Kuzeyden üzerinize büyük bir bela ve kırgın katliam getireceğim. Kuzeyden büyük bir kırgın katliam getireceğim, bela getireceğim. Kim o? İşte aslan sık ormanında çıktı aslan. Ne yapacak? O aslan, oysa aslan ormanda olmaz sık ormanda. Afrika çöllerinde olur. Aslanın kuzeyde ormanda ne işi var? Ha aslan sıfat. Kim bunlar? Okuyacağım. Ee, i̇şte aslan sık ormanından çıktı ve milletleri helak eden cengaver yola düştü. Şehirlerin harap olsun diyor bak onlara. Şehirlerin harap olsun ve onlarda oturan kalmasın diye senin di di diyarını virane için yerinden çıktı geliyor. Şimdi tefsirlerde ve kitaplarda sembol kullanılıyor. Aslan Emevilere, Ehli Beyt'e halifeliğe denilir. Aslan halifelik sıfatıdır. Tilki Yahudilik. Kurt. Türklere aittir. Domuz İngilizlere ait. Horoz Mesyo, Mesyo Avrupa. Yani böyle geçiyor horoz. Ayı Rus. Şimdi buraya geleyim arkadaşlar. O ceyran, iki ceyran var ustatta, külliyatta. Bir, e, zendeka. iki mason. serciler, masonların da ustadıdır. sercilerin derdi toprak değildir. Zaten siyonistleri kızıyor. Ne ya Arzu Mevut kurtarılmış toprak? Dünya bizim diyor. Onların davası mal değil. ilahlıktır. Zendeka komitesi o koronayı çıkartan komite. Masonlar ise bunlar e, ifsat komitesidir. Bunların adına çalışır. Yahudi de ikiye ayrılır. Amerika ikiye ayrılır. Avrupa ikiye ayrılır. Biz de ikiye ayrılırız. Türkiye de ikiye ayrılır. Layık İslam. İkisi çatışıyor devamlı olan bir şey. İsrail de öyle bak. İsrail içinde peki şu anda yetenekli dedikleri adam dinsizdir. Yahudiliği de kabul etmez. Şu millet zanneder ki Yahudi din devletidir, din devleti değildir. En büyük din düşmanı odur, dini tahrif eden onlardır. Hangi dinle yönetiliyor? Tahrif ettikleri, kendileri uydurdukları dinle yönetiliyor. Din değil ki din devletidir diye örnek verirler. Hayır, kendileri uydurdu. Kuranda diyor, dinsiz yani vahid bozan. Onlar da ikiye ayrılıyor. Peki bir toplum eğer iki kesimse layık? Müslüman, e, ne bileyim demokrat, zalim. Yani bir toplum neyse o toplumun çocuklarıyla oluşan sistemlerde sistemler de o cinstendir. Mesela Mossad da ikidir, MIT de ikidir. Yani MIT bu milletin çocuklarından olmuyor mu? İslami tarafı var, layık tarafı var, FETÖ tarafı var, vatancılar da var. Var yani değil mi? Ha, Mossad da toplumun bir oluşumu olduğu için o da ikidir. O da yardım etmiş tabii. İki taraftır çünkü İsrail ikidir. Bir dindar, bir dinsiz. Şu anda dinsiz olan yani hakim. Ama aşağıdan aşağı savaş var. İşte o ceyranı için izah ettim. Bir küreselciler, bir masonlar. Ayasofya açılarak küreselcilere, Taksim açılarak masonlara darbe vurulmuş. Güçtür kardeşim güç bu. O ceyran pek kuvvetli göründü bir zamanda. Yani kuvvetli değil. Görünecek öyle. Koftur. Eğer Kuvvetli olsaydı öyle demezdi ustad. Göründüğü demezdi. Kuvvetli olan o Ceyran. Göründüğü zaman mefhumun muhalifiyle değilmiş ya. Böyle şifrelenir de manalar. Ne olacak o zaman? Hz. İsa Aleyhisselam'ın şahsiyeti manevisinden ibaret olan hakiki isevilik dini zuhur edecek. Yani rahmet ilahiyenin semasından nüzul edecek. Hristiyanlık tasafi edecek. Artık rezillik diz, diz boyu olmuş Hristiyanlıkta. Berbat her taraf. Bir de bu İsrail'in bu barbarlığı onları korkunç bir şekilde aslında döndürecek. Bak Hz. İsa Aleyhisselam'ın şahsiyet imanesinin ibaret olan hakiki isevilik dini zuhur edecek. Yani tasafi edecek. Bundan iki yıl önceki papayı Türk bir ile niye vurdurttular? Hristiyan İslam birliği olacak diyor usta Olmasın diye kabili iltiyam olmayacak yani birleşme imkanı olmasın diye Türk milletinden bir tanesiyle mermi attırdılar papaya. Ta ki bir olamasınlar diye. Yani bizim papayı öldüren dağılınan millette bir olur musun? Bunu çok iyi biliyorlar. Buradaki adama attırdılar. Adam mı yoktu ki bunu attırıyorsun? Sonra eğer hakiki sevilik zuhur ediyor, yoksa Hristiyanlık da yok oluyor. Bir şey kalmadı hiçbir harbiyesi kalmadı, kalitesi kalmadı yok oluyor. Ama hakiki Hristiyanlar var. Hakiki dindarlar var yani çok var. Ha, onlar tasafi edecek. Sonra ne olacak? Hal Hristiyanlık dini. O hakikate karşı tasafi edecek. Yani Kur'an'a karşı tasafi edecek. Hurafattan ve tahrifattan e, İncilleri tahrif olmuş. Hurafat nedir? Eski ait, yeni ait diye Avrupa soktu İncil'in içine. Şeyde İsrail'de olan Tevrat tek. Avrupa'daki bütün İncil'lerde Tevrat da var. Onun adı eski ait. Hristiyanlık Yeni ahit diye. Ben bildiğim için söylüyorum. Bulunuyorum ya orada. İncil böyle baktığın zaman eski ahit, yeni ahit. Yani Tevrat demiyor da eski ahit. İncil'e de yeni ahit. O, o da inecek zaten. İsa Aleyhisselam inecek. 441. sayfada İsa Aleyhisselam'ın maddeten ineceğini hadiste de söylemiş Peygamber Aleyhisselam. İnecek, evlenecek, üç kızı olacak. Bir rivayete göre 40, bir rivayete göre 7 sene yaşayacak. Sonra vefat edecek şu anda onun yanında boş. Benim yanıma defnedilecek diyor. Bunlar hep bizim kardeş. Kardeşim Hristiyanların ve Yahudilerin tahrif edilmiş kitapları, öldürülmüş peygamberleri var. Bizde tahrif edilmemiş Kur'an'ımız var ve hala hay olan peygamberimiz var. İkinci kata alın çocuk. Bak tarif edilmemiş kitabımız bizde. Peki size bir tane şey söyleyeyim. Yani detaya girmek istemiyordum ama lazım. Şimdi Ayasofya açılırken o görsel olarak ne gösterildi? Türkiye ne gösterdiği mesaj verdi? Ait sandı Ait sandığı. Ait sandığını niye gösterdi? Ha? Bizde de, de, elimizde de. de. Evet. Ait sandığı böyleyle böyle bir şey, tap olmakla beraber aslında 20. Sözde Ustad ulum ve funun diyor. Ulum ve funun onun elinde demektir en güçlüsü. Ulum ne demek? Belagat ve cezalet. Funun ne demek? Bilim bilimin uç noktaları ona verilecek. Rahmet ilahi ona verilecek. İstersen 50 tane uçak gemin olsun. Ne olursa iki tık elektronik ilerdeysen ama iller resmi müesseseden olmaz Davut. İlle TÜBİTAK'tan şundan bundan değil yani. Nasıl olduğunu bilmiyoruz. 1 iki tık ilerdeyken, mesela bir komutan var diyeceğim. Abi ya ben içindeyim dedi radarcıyım ya öyle bir şey yok. Siyah yokken zetimunda kardeş. Şu anda siyah ve İHA Türk ordusuna verilmiş ama komut verilmemiş ki çünkü hala sivil yönetiyor. Orduya verilse onu satarlar belki satan olur, çalar çırpar yazılımı verir diye ordunun eline ama sivil sivil onu yönetiyor. Onu gene bizimkiler de bilmez. Onu sivilin elinde ordunun biz ateli yazılım verilmez onu çünkü tabutu sekinet bizde. Maddesi de bizde, manası da bizde. Ne demek? Ulum ve fununa dökülecek diyor zamanda güç. Öyle mi? Ulum ve fununa dökülecek. Ulum demek be bela cezalet ve belagat. Funun ise teknoloji ona verilecek. 50 tane uçak gemin var. Elektronikte kör ettin. Demir yığınından başka neydir? Fransız uçak gemisi öyle yapmadılar mı? Kör etmediler mi? Ettiler. E ne oldu? Hiçbir şey aradı mı? Tam da yem oldu. He, zor kaçtı. La kardeşim Amerika'nın gücü olsa Allah'ını seversen ya bir dakika durmaz la. Ona bu dünyada şu anda dur diyecek hiç kimse olmadığını bilse durur mu? Petrol yataklarını yok ediyorsun. Sömürüyordum şeyden, Suriye'den. Silahların 30 bin tırını yok ediyorsun. Adam nasıl getirdi Amerika'dan? Sen bunu tıkır 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 yani sanki domino taşları gibi darmadan ediyorsun. Bu ne demek ya? Oyun mu oynanıyor? Ruslar öyle dedi. Azerbaycan ilk savaşında tankların uçması Türkler diyor bunlar diyor medya servisi oyun oynuyor. Çocuk oyunu zannettik diyor. İlk defa dünya sahnesinde öyle mi? Kim bekliyordu? Tankları tık 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 tık. Adam bekliyor ki tankları adam çok gelsin. Sif demir uçmasın diye. Adamlarıyla beraber baksın buharlaşmış. E, kaç tane tankı var? Kaç tane olursa olsun. Hava savunma sistemi var. Kaç tane olursa olsun. Uçak gemi var. Kaç tane olursa olsun. Üstün sen tık 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 onun eline. Ulum ve fununun eline geçecek diyor. Abi siyahı düşürdü. O yemlendi işte. Onu kasten verdi. Düşür bunu diye. İki de bir gündeme getiriyor. Bak. müttefiktik. Sen siyahı mı düşürdün? Siyahı mı düşürdün? Ondan sonra o gece yüklendi. Bir bahanesi olacak da. E, o yemdi kardeşim. Balıkta da biz öyle yaparız. Yediririz ki yiyelim diye. Bak rahmet ilahini semasından iniyor yani. Tıkır tıkır çalışıyor. Rahat ol. Sen yeter ki vazifeni yap. Ustada uy. Girme haberlere. Dimanı zehirleme. Hurafattan ve tahrifattan Hristiyanlık sırılacak. Hakaik İslami ile birleşecek. Yahudilik değil Hristiyanlık. Zaten dost bakarsan diyor kendine Hristiyan'ı bulacaksın diyor Kur'an'da. Düşman desen diyor onları görürsün. Mane Hristiyanlık bir nevi İslamiyet'i inkılap edecektir. Kur'an'a göre düzeltilecek. Çünkü hurafattan ve tahrifattan sırılınca neyle? Kur'an'la. O zaman Hristiyanlık İslamiyet'e inkılap edecek ve Kur'an'a iktida ederek oy sevilik şahsi manevisi tabi ve İslamiyet metbu makamında kalacak. Yani Hristiyanlık tabi, İslamiyet tabi olunan. Diyalog değil bu. Tabi olacak. Yani sen ben değil, Kur'an'a göre düzeltecek. İşaret-i da diyor ya, ey ehli kitap bütün bütün dininizi terk edin değil, dininizi Kur'an'a göre tavsiye edin. Bütün bütün terk etmeyin şu anlaya da ya. Kim vardı yanımda? Ya dedi Müslüman olacağım ama bir ay ne yapacağız dedi ya. Oraya kadar geldi yani. Bir tanesi iman etti, ötekisi etmedi. Öğle namazını da sesli kıldık. Bir çok şükür işe yaradı. Bir tanesi Müslüman oldu. Gerçi Allah onlardan razı olsun. Bizim e, anlatmanla değil, o onu olgunlaştırmışlardı. Dedim ki kardeş sen bir ay tamam devam edeceksin et. Yani İman başka bir şey. Yani bütün bütün terk edin demiyor ya işe Oraya da yani. sen iman et o başka bir şey dedim ya. İsevilik şahsi manevisi tabi, İslamiyet metbu. Yani tabi olana makamında kalacak. Dinsizlik ceylanına karşı ayrı ayrı iken mağlup olan İsevilik ve İslamiyet. Dinsizliğin kaynağı gayrimüteşirden söylüyorum. İki tane sözler kadar bende sözler var. Ustad söylüyor. Dinsizliğin başkenti İsrail'miş. Şeyi, eylemsel. Proje... İngiliz şeyde söylüyor. Divan-ı Harbi Öfide veya Munazaratta söylüyor. İngilizler diyor dinimize diğer düşmanlar dünyamıza düşmandır. Yani diğer böyle kafirler niçin yaşıyorsun ona düşman. İngilizler ise niye Müslümansın? Onun için İngilizler İslam'ın ezeli düşmanıdır. İsrail de hiçbir şey değil. İngiliz'dir yani. İşin arkası hep İngiliz'dir. Amerika'nın da arkası İngiliz'dir. İngiliz'dir hep. Eylemselleri o ama babaları orada, locaları orada İngiltere. Sakın onu kaçırmayın, oradadır o. Sonuca göre süreci yönetin. Bunlar sonuç. Sonuca göre süreci yönetin. Sonuç mesela Allah kainatın sahibidir. Süreç böyle düşün. Başka Allah gadabımı şey merhametimi gadabımı açtı diyor. Merhameti esasan ona göre süreci yap. Yapayım. Merhametim gadabımı açtı. Ben nasıl öleceğim? Merhamete göre öleceğim. Gadaba göre değil. Allah şimdi bana nasıl muamele edecek? Merhametine göre muamele edecek. Bak, sonuçla göre süreci yönetiyorsun. Dini hak bu iltihak neticesinde azim bir kuvvet bulacaktır. Dinsizlik ceylanına karşı ayrı ayrıyken mağlup olan isevilik ve İslamiyet, dihat neticesinde dinsizlik Ceylan'ına galebe edip dağıtacak istidadındayken o olgunlaşıyor. Ya kardeşim, ortadan tarihten silinmesi için 6.5 milyon şey var. Şu anda İsrail dokada yok. İki buçuk bir şey var. Bu kadar milletin yok olması için insanların böyle, Müslüman değil, Hristiyan bütün insanlığın vicdanını ciz etmesi lazım. Bir şey yapması lazım ki bedel ödenmesi lazım. Türkiye'ye bir şey olmaz. Niçin? Kardeşim sadaka belayı def eder. Türkiye mültecilere kapı açarak büyük sadaka verdi. Gözden kaçırmayın. Büyük sadaka büyük belayı def eder. Bunlar da büyük belayı celbetmek için küçük zulmü yapıyor. O ortadan kalkacak. Hiçbir şey kalmayacak yani Müslümanların değil insanlığın düşmanı olduğunu bir dünya görecek ve bütün insan tüm Müslümanlar yok edemezdi o kadar insanlık onu yok edecek o zaman insanların vicdanını ciz etmesi lazım dini hak Hristiyanlarla İslamiyet bu iltihat neticesinin azim bir kuvvet bulacaktır dinsizlik cezeleri karşı dinsizlik karşı ayrı iken mağlup olan işsevilik ve İslamiyet şu anda işsevilik, Hristiyanlık da, İslamiyet de mağlup gibi. Evet. İttihat neticesinde dinsizlik ceyranına galebe edip dağıtacak istidadındayken tam o anda. Şimdi sorunsa da İsa Aleyhisselam ne zaman nüzul edecek? Alemi semavatta cismi beşeriyetiyle bulunan şahs İsa Aleyhisselam. İslam ve Hristiyan bir olduğu zaman tam o. O zaman semavatta beşeriyetiyle böyle bedeniyle bulunan İsa Aleyhisselam o dini hak ceyranının başına geçeceğini İsa Aleyhisselam inecek o iki İslam İsevi ittifakının başına inecek. Nereden biliyorsun sen bunu? Bir muhbir sadık. Kim o? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Nereye dayandı? Bir Kadir Külli şeyin vaadine istinad ederek haber vermiştir. Allah'a dayanarak haber vermiş. Madem peygamber haber vermiş, haktır. Madem kaderi külli şey, Allah vaat etmiş. Elbette yapacaktır. Eğer gücü olsaydı o uçak gemisi seni, şimdi İstanbul'un var mıydı? Çanakkale'de birleşenler değil mi Elmi? Eski Amerika ve Avrupa ve eski İsrail olmadığı gibi eski Alem İslam ve eski Türkiye değildir. Hocam siz şöyle mi dediniz? İslamiyet ve Hristiyanlığın komutanı İsa Aleyhisselam mı oldu? Aferin lan. Kaç yaşındasın yavrum? 11'e yıldır. 11. Aynen öyle olacak. Başkomutan İsa Aleyhisselam olacak. Sen gel. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yo yo gel. Şimdi haber vermiş. Hattır madem kadir külli şey vaat etmiş elbette yapacaktır. Bunun delili var mı? Örnek, ispat getirmesi lazım. Sen bunu söylüyorsun ve zaman. O zaman ben delil istiyorum. Diyor ki evet var. Nasıl var? Her vakit semavattan melekleri yere gönderen Allah. Bazı vakitte insan suretine vaz eden böyle insan suretine pe, pe, büyük peygamberler, meleklerin peygamberleri Cebrail Aleyhisselam diye suretine girmedi mi? Girmiş. Bedir ve Uhud'da inmedi mi? Bu ordular indi. Dihi suretine girmiş, oturmuş. daha önce anlatmışım ama o kadar hoşuma gidiyor ki Acayip bir şey ya. Allah hakikaten Allah ya. Cebrail Aleyhisselam de, di, suretini suretine gelince Dihye çok yakışıklı, heybetli, çok tatlı bir sahabeymiş. Ama o gelince iki tane torun Hasan ve Hüseyin cebine saldırırlarmış. O bir cebine, o bir cebine önden bir şeyler alırmış. Çünkü Dihye radiyallahu anh oraya peygamberimizin aleyhisselatü vesselam huzuruna o torunları da orada olur. Boş gelmezmiş. Çocuklar bir oraya bir oraya herkes cebinden alır. Mutlaka alırlar. Dihye suretine girmiş Cebrail Aleyhisselam oturdu yanına. Çocuklar da Dihye amca zannetti. Gitti cebine Peygamber Aleyhissalatu vesselam herhalde böyle bir şey yaptı. Tedirgin oldu. Yani Cebrail olduğunu biliyor. Dihye amca değil ki cebi dolu olsun. Ceplerini tam saldırınca böyle yaptı. Cebrail Aleyhisselam dedi ki: "Rahat ol ya Muhammed. Biz Dihye'den aşağı kalmayız." <gülüyor> 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 Rahat ol ya Muhammed. Biz dihyeden aşağı kalmayız. Hepsini ve aniden her şey dolu. Dünya amcalarına da sarılmışlar. Oysa Cebrail Aleyhisselam. Ya bu dinin mensubuyuz ya. Ya Rab ne kadar şükretsek az ya. Allah'ım ya ne kadar şükretsek ya. Dihye suretinde görünenmiş. Meleklerin maddetenmiş. ha. Başka? Bah, başka bir müjde de bak okuyayım. Bu da kaçmış gözden. Pek bilinmeyen bir yer bu. Başka? Ruhaniler var ya vefat edenler. Veya ötelerdeki meleği ala sakinleri veya buradan giden evliyalar bak, Ruhanileri alemi ervahtan gönderip beşer suretini temesül ettiren bu orada olan ruhaniler. O meli ala var ya sen arşı tutan, kürsü tutan. Onlar alemi ervahtan gönder beşer suretine temesül ettir. Aynı böyle. Bakarsın ki adam. Hatta size bazen diyorum ki sokakta gördüğünüz hep insan değil. Şeytandır inanın. Cismi insan, ruhu tam bir şeytan. Bazen de cesedi de şeytan tokalaşsan boşa gider elin. Sokakta gördüğünüz hepsi insan değil. İnan vallahi itimat edin. Şey için şakaya olsun diye söylemiyorum. Eğer biraz dikkat edersen ki etme hissedersin. Bu haza şeytan. O bak söylüyor. Ruhanileri alem ervahtan gönderip gafur suretinde olabilir. Ama biraz zor girer. Temessül ettiren. Şimdi evliyaları işte gözden kaçan şu. Hatta ölmüş evliyaların bir kısmını dim, diyor mu? E, hatta ölmüş evliyaların bir kısmını. Öyle mi diyor? Çoklarının erbahlarını yani ölmüş evliyaların çok çoğunu ruhlarını cesedi misaliyle dünyaya gönderen. Mesela onlardan şehit mutlaka dünyada. Şehit. Şu anda neler var burada abi bilsen. Bilsek yani. Ya neler kimler var? diyorlar. Cesedi misalisiyle dünyaya gönderen bir Hakim-i Zülcelal şu iki tane örnek verdi. Şey üç tane. İsa Aleyhisselam nasıl inecek? Cebrail'in dihi suretinde indiği gibi. Başka? Alem ervahının o tutanlar, arş-ı kürsü tutan ruhanilerin alem ervahtan insan suretine indikleri gibi. Savaş meydanına mesela. Melekler. Başka istiyorum. Vefat eden evliyaların çoklarını cesedi misalisi yani buna benziyor ama böyle değil. Yani içi böyle değil. O evliyaları ve şehitleri dünyaya gönderen Allah'ın böyle bir kuralı var zaten. Kuralı iş diyor. Bir hakim-i Zülcelal İsa Aleyhisselam'ı da bu örnekle beraber Hazreti İsa Aleyhisselam'ı da İsa dinine ait en mühim bir husn-ı hatimesi için değil semay dünyada cesediyle bulunan bak İsa Aleyhisselam değil semai dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan Hazreti İsa belki alem ahiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi ölmedi yani ölmemiş hakikaten ölseydi yine şöyle bir neticeyi azime için ona yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek o hakimin hikmetinin uzak değil. Niye? Belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için vaat etmiş. Allah vaat etmiş. Vaat ettiği için elbette gönderecek. Gönderecekten göndermeyeceği anlayanları kulaklar için nasıl? Gönderecek kardeşim. Yani sari ifadeler bizi bağlamazsa bizi ne bağlayacak? Göndereceği şeyden göndermeyeceği anlarsan. Mehmet kardeş gönderecek diyorsa gönderecek. Bazıları Manevidir diyor. Ya kardeşim sari ifadelerin tersi olursa sari ifadeler tevil edilmez. Tevil edilirse bizi bağlayan hiçbir şey kalmaz. Peki İsa Aleyhisselam gelince ne olacak? O buralara mı gelecek? Ne yapacak? Nasıl tanıyacağız? Onu da söylüyor. Merak ettim nasıl olacak ya? Hz. İsa Aleyhisselam geldiği vakit herkes onun hakiki İsa olduğunu bilmek lazım değil. Herkes bilmeyecek. Kim bilecek? Onun mukarepleri yani ona yakın olanlar bir de onun havası ne demek ilim sahibi olanlar bilir Müslümandır ha, şu şart oldu beş tane bir oldu mu oldu 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 İslam ittifakı Hristiyan ittifak oldu başkomutan ha bu ondan sonra ilim sahipleri yani havası demek ilim sahipleri demek onu tanırlar yoksa bedaat derecesinde herkes onunla oturup çay içmeyecek yani tanımayacaktır. Peki bu nasıl olacak? 441'i aç keselim. Biraz uzattım mı? Nasıl olacak? Şimdi söyleyeceğim. Şu anda o Akdeniz Havzası ne olacak? Haberleri girmemek şartıyla. Ne diyor? Ha 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 şeyi. Kiliseyi açmışlar bizim Bağnaz Müslümanlar kilise açtı. Ortodoks kilisesini İbrahim Resulullah mı dedi? Evet. Halilullah. İbrahim Halilullah ile açtı. Tabii ki kardeş. Ta tepeden tuttu boğazını abi. Ha. Birleştirici oldu. Tabii bak şimdi Abdülhamit Ortodoksla Katoliği hep düşman yaptı birbirlerini ve Avrupa ikiye bölündü. Hiç 30 sene hiç savaşa sokmadan yönetti. Şimdi sevgili kardeşim öyle. Hadi bakalım. İstersen bir 441'den gel. Ne olacak bundan sonra? Şey yapacağız? Bak İbrahim Halilullah dedi ya. Ali Muhammed Ali selat yani kiliseyi açtığı gün savaş başlıyor. Aynı gün. Süryani Ortodoks bu Mardin'deki ve Ortodoks Rus ve aynı zamanda Yunanistan'daki şeyin Ortodoksları gönlünü de şey yaparak beraber. Peki hemen baktığın gibi Hristiyan hepsi bir değil ki. İsviçre'de böyle bir yere gittim. İçeride haç yok. İçeride meylem yok. İçeride resim yok. Zina yok. içki yok. Onlarda yok. Böyle bir kiliseye vardım. Belki spor sifore as değilmiş. Amerika'da da var. Kadın erkek ayrı ayın yapıyorlar. Ya biz bildiğimiz gibi değil ya. Küçük kafayla tartıyoruz. İdrakimi mal, bir küçük akla gerekme, gerekmez. Bu kadar ağır sikleti hadiseleri bu küçük kafayla tartılmaz. Bu kadar bu sikleti bu terazi çekmez. Tabi ol Risale. Girme kardeşim haberlere. Bak ben ne kadar rahatım. Bir tanesi bir şey anlatsa söz konuşma anlatma var. Ne bak İbrahim Halilullah diye açtı değil mi? Şimdi bak. Ali Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Ali İbrahim Aleyhisselam gibi öyle bir vaziyet almış ki umum mübarek silsilelerin başında umum aktar ve asarın mecmualarında o nurani zatlar kumandanlık ediyorlar. İşte o kumandanları söyledim. Aa, bu maddi kumandanlar şu anda bir de manevi. Şimdi öyle bir, şimdi 41'e gel. Bak şimdi öyle bir kuvvetli kesrettedirler ki o kumandanların mecmu muazzam bir ordu teşkil ediyorlar. Eğer maddi şekle girse ki giriyor, girdi. Bir tesanüt, bir tesanüt ile bir fırka, yani bir grup vaziyetini alsalar, İslamiyet dininin milliyeti mukaddesi hükmündeki ne mutlu Kürdüm, ne mutlu Lazım, ne mutlu Çerkezim değil, ne mutlu Müslümanım derse ne o? İslami dininin milliyeti mukaddesi hükmüne rabıta ittifak ve intiba yapsalar herkesi bağlayan bir ölçü. Ne mutlu İslam'ım, ne mutlu Müslüman'ım diyene dediği anda hiçbir milletin ordusu onlara karşı dayanamaz. İşte o pek kesretti o mukadde, muktedir ordu. Kim bu? Ali Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ne olacak o şimdi? Hz. Mehdi'nin en has ordusudur. Ne zaman çıkacaksın be kardeşim? Çık diyoruz. Şimdi ben diyor çıkmayı söyleyeyim size ne zaman çıkacağımı. Bakar şimdi söyleyecek. Bunu okuyorum kesiyor. Evet bugün tarih alemde hiçbir nesil şecereyle yani kimin şeceresi var ki burada? Ama ehl beyt böyledir. Şecerelidir Mehmet kardeş. Şecereli. Çocuk doğdu dal. Onun da çocuğu oldu bir dalda, bir dalda böyle şece ağaç demek. Ehli bet böyledir. Hiçbir bugün tarih alemde hiçbir nesil şecere ile senetlerle, kaynaklarla, meazlarla anane ile birbirine muttasıl, birbirine bağlı, yüksek şerefli, ali hasep, asıl nese bile muntaz hiçbir nesil yoktur ki kim Ali Beyt'ten gelen seyitlerin nesli kadar kuvvetli ve emniyetli bulunsun. Seyitler cemaati. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam iki şey bırakıyorum. Temessük ederseniz kurtulursunuz diyor. Allah'ın kitabı olan Kur'an bir de onu hayattaki uygulayan en çok sahip çıkan fıtri ehli beyt. Eski zamandan beri bütün ehli hakikatin fırkaların başında onlar. Mesela İmam Azam, İmam-ı Şafi, Ahmet bin Ambel, i̇mam Malik hepsi bunlar. Geylani, Ebul Hasen'in Şazeli, Abdülkadir'i Geylani, Ahmedi Bedevi, Ebul Hasen'in Şazeli gibi İmam-ı Rabbani Bediüzzaman hep bu silsile. Ustad diyor ki gayrimüteşhirde ben hem Hasan'ıyım hem Hüseyin'iyim diyor. Ustadın ismi Said Nursi değil mi? Aslı ismi Muhammed Said. Onu kat şey yapıyor ki tarih olmasın kimse. Ama biz de işte bazen delilik yapıyoruz, lazlık yapıyoruz böyle. Paldır küldür şey yapıyoruz. Eski zamandan beri bütün eli hakikatin fırkaları başında onlar kim? Geylani, İmam Azamlar, Bediüzzaman bunlar. Ehli Kemal'in namdan reisleri yine onlar. Kim? Seyitler. Şimdi de onlar adeten sayı bakımından kemiyeten milyonları geçen bir nesli mübarektir. Tamam mı? Bunları saydık. Tamam da ne zaman çıkacaksın? Söyle bana merak ediyorum. Bunların öz şey yapıları neymiş? Mütenebi. Ne demek mütenebi? Uyanmış. Mütenebi ve kalpleri imanlı bunlar. Başka ne özelliği var? muhabbeti nebevi ile dolu. Peygamberinden başka bir şeysini görmüyorlar. Ve cihan, değer, şeref, intisabıyla şerfirazdırlar. Yani mesup olduğu seyitliğinin şuurundadırlar. Tamam. Böyle bir gücü tasvir etti. Böyle güç sahneye ne zaman çıkacak şimdi? Ol, bak şimdi olacak hadiselere bakın. Böyle bir cemaat-ı azime içindeki mukaddes kuvveti tehic edecek uyandıracak hadisat azime vücuda geliyor. Mesela şu anda sakin miyiz abi? Sakiniz. Terörs gelse 3-5 yerden böyle silahla girse ne yaparız? Te heyecana geliriz değil mi? Teiş demek heyecan. Heyecana gelip uyandıracak, uyuşukluğumuz ortadan kaldıracak, tek tekliğimizi birleştirecek hadisat azime vücuda geliyor. Yani böyle kaynayacak, heyecanlanması için teiş demek heyecan ve uyanması teyit edip uyandıracak hadisat azime büyük hadiseler ancak uyandırıp heyecana getirecek. Böyle 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 böyle. Efendim demek ki o kuvvetin zembereğiymiş bu hadiseler. Ayak sesiymiş. Vay biz ne biliyorum. Yani bir insan heyecanlanması için uyanması için o kadar büyük güç kadar olmasa bile o heyecanlandıracak bir ciz edecek, ciğeri zedi, şey yapacak, dokunacak hadise olacak. Heyecan durup dururken olur mu? Uyanma niye olsun ya uyuyor. Öyle zannediyorsun uyuyor. Alem İslam uyuyor ya. Bir sen uyanıksın bir de ben uyan. Uyuyormuş. <laughs> Artık uyuyacak hiç kimsenin şansı yok. Ama her şeyin bir olgunlaşması var. Böyle 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 böyle. Böyle 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 olacak. Kaynayacak fokur fokur. Çünkü ezeli ve ebedi bir Zat-ı Zülcelal'a cennette aynı olacak istidatlarımız. Öyle basit vermez Allah bunu. Demek ki bu ehli beyti söyledik ya bu kadar güçlü 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 güçlü. Bu gücü tahrik edecek, kuvveti tehiç edecek, heyecanlandıracak demek. Heyecanlandırıp uyandıracak hadisat-ı azime. Büyük hadiseler vücuda geliyor. Gelince ne olacak sonra? Yeter artık diye coşacak, cuş olacak. Elbette o kuvvet azimedeki bir hamiyet haliye, o kuvvetin içindeki ali bir güç, onların içindeki feveran edecek. Aa, Rüştay buradan diyordu. O elbette o kuvvet azime vardı yani böyle güç Ali Bey. Öyle bir hadise gelecek ki yeter olan diyecek. Hamiyet Ali'ye feveran edecek, feveran edecek ve Hazreti Mehdi başına geçecek. Siyasi Mehdi, Hazreti Mehdi başına geçip Tarık'ı hak ve hakikate sevk edecek. Böyle mi olacak ustadım ya? Böyle olmak ve böyle olmasını bu kıştan sonra baharın gelmesi gibi Adetullah'tan ve rahmet ilahiyeden bekleriz ve beklemekte de haklıyız. Böyle olacak. Ee, bunun altında mıydı? Şuraya bak ama girmeyeceğim hiç. Bunu siz görün diye gösteriyor dünyada iki komite varmış. Bir insanlık dünyasında Deccal komitesi, bir İslam dünyasında Süfyan komitesi. İnsanlık dünyası Deccal komitesini İsa Aleyhisselam, İslam dünyasının içindekini de Süfyan komitesinde Mehdi Ali Resul, Mehdi Ceyranını Ceyranı yok edecek. Aha burada yazıyor. Hazreti Mehdi ne yapacak? Cemiyeti Nuraniyesi, Süfyan komitesinin tarihçi rejimi bidatkârhanesini tamir edecek. Ne yapacak o? Sünnet-i seni iya edecek. Yani alem-i İslamiyet'te Risalet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam inkar niyetiyle Şeriat-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam talebe çalışan süfyan komitesi Hazreti Mehdi cemiyetinin Hazreti Mehdi cemiyetinin mucizekar manevi kılıncıyla öldürülecek ve dağıtılacak. Sonra hem alem insaniyette inkar-ı uliyet niyetiyle medeniyet ve mukaddesat-ı beşeri zir zeber eden Deccal Komitesi ayrıdır. Süfyan Komitesi ayrıdır. On kimi ortadan kaldıracak? Hz. İsa Aleyhisselam'ın din hakikisini İslamiyetle, İslamiyetin hakkaniyetiyle birleştirmeye çalışan Hristiyanların içerisinde o Hristiyan görünümlü Müslüman, gizli Müslümanlar hamiyetkar, fedakar bir isevi cemaatı namı altında. Bunlara ne deniliyor usta diyor. Usta onların ismi şuymuş. Müslüman isevileri. Müslüman ama isevi. Hristiyan. Müslüman isevileri. ünvanına e, layık bir cemiyet. O Deccal komitesini Hz. İsa Aleyhisselam'ın riyaseti altında öldürecek. Ve dağıtacak. Beşeri inkar hülyetten kurtaracaktır. Beşer'de bir Deccaliyet var. Bu insanlık içerisinde bir de İslam dünyası var. İslam dünyasında da Süfyan var. Deccalı İsa, Süfyaneti Mehdi yok edecek. Peki o Hristiyan dünyasında Müslüman İsevileri unvanına layık. Yani Hristiyan, ben öyle Türkiye'de bir papaz tanıyorum. Beni, sen dedi güvenilir Müslümansın. Sen onun için buldum dedi. Sen böyle dönmeyen bir Müslümansın. X yerde ha var galiba. Bundan e, 3-4 sene önce işte küçük çekmecedeyken papaz. Papaz ama Müslüman Haydar Paşa haremde sohbet ediyoruz. Müslüman "Bana niye güvendin?" dedim benle. "Sen böyle böyle değilsin." dedi. Almanya'da da var. Orada kilisede daha Müslüman ama papaz amen günah çıkartıyor. Ama <laughs> Müslüman Ulan bana da bir yer bulsana dedim. Ben de çıkartayım ya şu hiç. Bir şeyde mazgalda böyle oturuyorlar. Gözükmüyorlar böyle. Oturuyor. Sayıyor sayıyor o şeyler diyor. Kutuya para at. Valla hakikaten bu Hristiyanlar saf. Dinin, dinlerinin kıymetini bilem, bilmiyorlar. Yap yap yap. Kutuya para at. Gördün mü seni? Tanrım seni affet. Seni affettim. Affediliyor. Ulan parayla affediliyorlar. Hakikaten dininin kıymetini. Ona oruç deyince dedim ona. Dedim ki ya felane oruç deyince bana, açlık bana, ibadet bana, zekat bana, haç bana, günahların kan bana. Valla siz dedim dininizin kıymetini bilmiyorsun. Oruç yok, namaz yok, aç yok. Günah da affettiriliyor valla. Ya ne kadar gülüyor, gülüyor, gülüyor. Peki. Ve ahir davahım en ilhamdülillah Rabbil alemin. Sorusu olan var mı? Şurayı anlamadım. Şunu sormak isterim Hasan abi. İddiat ı İslam derken bu İsevilik ve İslamiyet'in iddiatıyla bir ilgisi var. O onun mukademesi. İttihat-ı İslam kardeşim illa devletlerin birliği değil, milletlerin birliğidir. Şu anda hain olan Suudi Arabistan yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri vesaire bütün o Arapların o yönetimleri bir kısmı haindir. Ama halk öyle mi? İttihat-ı İslam demek halk demektir. Bir patladı mı baraj gibi. Ne yönetimi ya? İşte o. Hamiyet Ali'ye feberan edecek o toplumsal millet, millet İslam zuhur edecek. Onun karşısına kimse çıkamaz. İttihat İslam budur. Sonra İslam Hristiyan Birliği olacak ama şu anda Hristiyanlık da savaş yapıyor. Trump mesela bunlardan değil. Yani Avrupa'da ikidir, Amerika'da ikidir. Onlar da savaşıyor. Onlar da biz nasıl savaşıyoruz? Onlar da savaşıyor. Avrupa'da savaşıyor. Orada Akdeniz Havzası'nda şunu da söyleyeyim. Olanlar hepsi bir değil. İkinci Dünya Savaşı'nda kim mağlup çıkmışsa Amerika'nın mandasıdır ve sömürgesidir. Sömürgeden çıkmak için Amerika'nın batması gerekiyor ki kurtulayım. Amerika'nın batması için onun yandı karşısında olan güçlü devletin yanında gizlidir. İkinci Dünya Savaşı'nda mağlup çıkan Japonya, İtalya, Almanya, İspanya, Güney Kore. Bunlar Amerika'nın sömürgesidir. Nasıl kurtulacak Almanya? Zahirde yönetimi vesairesi Yahudidir. Derin devleti var. Ben geçen gidişimde orada bir ihtilal yapacaklardı, yapamadılar. Almanya, Japonya, Amerika'nın sömürgesi değil midir? Hatta devlet kabul etmiyor. İkinci Dünya Savaşında Almanya ka kaybetti de Amerika ile anlaşma mı yaptılar? mı yok ki. Niye? İşgal etti bitti. Anlaşma iki devlet arasında olur. Almanya nedir? Almanya Amerika'nın eyaletidir. Öyle geçiyor şeyin Almanya anayasasında. Almanya Almanya şey diyor eyaleti iflas ederse bağlı olduğu ABD'ye diyor devredilecek diyor. Anayasasında 7. mi 42. mi ne maddesi? Peki bu Almanya kurtulmak istemez mi? Çok kincidir, gizlidir alttan. Kurtulmak ister. Nasıl kurtulacak Amerika'dan? Amerika'nın karşısında gücün karşısında olacak. Güçlüyü görsün. E, baksana zahirde böyle. Zahire bakma kardeşim. Alttakiler de bununla beraber olmak zorunda. Amerika'ya kim kızmışsa onun karşısına duranın yanındadır gizli. Ve ahir en enilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha temas salavat. Bu kitapları hep bitirdik ha bu akşam. <laughs> A öyle diyor. Zaten ne diyor biliyor musun? Adı ne senin? Yunus Emre diyor ki helal olsun. Abi. Tabii elal olsun. E, çünkü Almanya için ustat diyor ki devlet için değil. Bahtiyar anma Alman milleti diyor. İsveç, Norveç, Finlandiya'nın e, İslam'a şey yap dönüş yapacaklarını da söylüyor.